Kıymetli Balık TV izleyicileri, şu anda bu yıl 10.sı gerçekleşen Future Fish Eurasia 2022 Balık ve Balıkçılık Fuarı'ndayız. Sizlere gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz. Sayın Hocam, merhabalar efendim. Merhaba. Sizi camiamız çok yakından tanıyor ama biz sizi bir de sizden dinleyebilir miyiz? Teşekkür ederim, sağ olun. Ben Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Başkanıyım. Profesör Doktor Deniz Çoban. Su Ürünleri Derneği'nde ikinci başkanıyım. Sektöre hizmet etmek, tek yetiştiricilik değil, avcılık ve işleme kısımlarında da aynı zamanda su kaynaklarımızı koruma kısmında da elimizden geleni hem dernek olarak hem de şahsım öğretim üyesi olarak yapmaya çalışıyoruz. Ben sizin yazılarınızı TÜDAV'dan da çok yakından takip ediyorum, çalışmalarınızı. Oldukça aktifsiniz. TÜDAV çalışmalarıyla ilgili de sizden bilgi alabilir miyiz efendim? Tabii ki. İlk 2007 senesinde TÜDAV tarafından basılan Marine Aquaculture in Turkey kitabının ikincisi benim editörlüğümde yapılan, teşekkür ederim. 2020 senesinde pandemi dönemine denk geldi, biraz gecikmeler oldu ama 2020 senesinde sonunda bastığımız açık erişim olarak Türkiye'deki su ürünleri yetiştiriciliğinin 19 chapter altında birleştirip her konuya değinmeye çalıştık bu kitapta da. İsteyen, bundan faydalanmak isteyenler de TÜDAV'ın sayfasına girerek kitaplar bölümünden bu kitabı indirebilir. Aynı zamanda bu kitap scientific olarak da uluslararası kütüphaneler tarafından da taranan bir kitap. Dolayısıyla bilimsel yönü de ilk defa, yanlış hatırlamıyorsam, Türkiye'de basılan ilk kitap olması, su ürünlerinde basılan ilk kitap olması ve bununla beraber Rusça'ya ve Kore diline çevrilen de su ürünleri kitaplarından olması da bizim için uluslararası anlamda tanınırlığı ve güvenilirliği de önemli kitabında. Bu da kısmet bize denk geldi. Benim editörlüğümü yaptığım, benim dışımda iki tane daha hocamızın katıldığı, İstanbul Üniversitesi'nden Didem Hoca ve Deniz Hoca'nın katıldığı bir editörler grubu olarak biz yaptık. Güzel bir kitap oldu. Ellerinize sağ olun. Sağ olun. Sonrasında da çift kabuklu ile ilgili bir kitabı ilk defa yaptık. O da bizim derneğimiz baskısı, derneğimiz sayesinde oldu. O da sektöre, gelişen bir sektör, midye yetiştiriciliği. O sektöre yardımcı olacak. Bu konuyla ilgili hatta bir etkinlik de yapılmıştı geçtiğimiz yıl. Evet. İki ya da üç sene önce Tarım Bakanlığımız tarafından Antalya'da bir çift kabuklu yetiştiricilik çalıştayı yapıldı. O çalıştay Antalya Akdeniz Su Ürünleri Merkez Araştırma tarafından gerçekleşti, birincisi. Sonrasında da biz oradaki sunuları kitap haline getirdik. Kitapta şu anda o da açık erişim internet üzerinden, yani online ortamdan görebileceğimiz su ürünlerine hizmet etmek konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Efendim, teşekkür ediyoruz. Ben size son bir kez şunu sormak isterim. Sizin bu sektöre giriş hikayeniz nasıl başladı? Bu merak nereden uyandı? Çünkü bu dışarıdan baktığımızda kolay kolay insanın içinde oluşacak olan bir şey değil. Bir etken vardır diye düşünüyorum. İsmim Deniz. Memleketim İzmir, Karşıyaka. Deniz kıyısında büyüdüm. Üniversite sınavına da 456 fan 72 matematik puanıyla 93 senesinde Karadeniz tıpı çizerek girdim. Benim girdiğim sene 450 civarında veteriner fakültesi ya da tıp fakültesi alıyordu. Ben su ürünlerini tercih ettim. Ailem buna çok kızdı. Fakat sonrasında birinci sınıfta fakülteme gittim. Fakültemdeki hocalarla sizinle çalışmak istediğimi söyledim Urla yerleşkesine. Sonrasında olmadı. İkinci sınıfta tekrar gittim. Tekrar olmadı. İkinci sınıfın Şubat ayında hocalarım beni, Osman Hoca, Şahin Hoca, Kürşat Hoca Urla İskele'de yerleşkeye gönderdi. Orada denize girmek vasıtasıyla paçam ıslandı diyeyim. İlk çalışmamız öyle oldu. Sonrasında 95 senesinin Şubat'ında Körfez'e balina girdi. O balinanın peşinde koşturduk. Balina ile işte yaşatmaya çalıştık. Sonra 95'in yaz ayında işte kılıç deniz ürünlerine kafeslerde çalıştım. Sonra Pınar Deniz'de çalıştım. Sonra asistan olarak kaldım. Sonra Japonya'ya gittim. Japonya'da eğitimin, doktora eğitimin bir kısmını aldım.
ve sektöre böyle hizmet etmeye erken yaşta da hızlı bir ilerleme yaptık. Çok güzel. Efendim peki bu mesleğe yönelmek isteyen genç arkadaşlarımıza, kardeşlerimize tavsiyeniz nelerdir? Sektör genç arkadaşlara özellikle ihtiyacı var. Büyüyor. Yani her geçen gün yetiştiricilik rakamları katlanarak gidiyor. Ve genç su ürünleri mühendislerinde, özellikle su ürünleri mühendislerinin altını çiziyorum, ihtiyaç var. Ben hem akademisyen hem sektörle birebir içerisinde olan birisi olarak su ürünleri sektörünün gelecek 10 yıllık projeksiyonda daha üst seviyelere çıkacağını, bunun da su ürünleri mühendisleriyle olacağını inanıyorum. Genç arkadaşlarıma da öncelikle yabancı dillerini geliştirmelerini ve bundan sonra da doğayla iç içe çalışabilecek, doğrudan masa başı değil, doğrudan bizzat sahada olabilecekleri bir yol çizmelerini kendilerine tercih ederim. Ben halen daha, şimdi gelmeden önce dün kendi fakültemde, Su Ürünleri Fakültesi'nde yapmış olduğumuz, özel sektörle yapmış olduğumuz projelerde alabalık yetiştirici yapıyorum. Aydın Ovası'nın ortasında. Yani Çin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ovanın ortasında. İşte çupra levrek yetiştiriciliği yapıyorum, midye yetiştiriciliği yapıyorum. Çizmeleri giyip hala orada çalışıyorum. Ama hem sahada çalışıp hem de bilgisayarın karşısında olabilmeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Bunları tavsiye ederim. Bir de İngilizce özellikle. Yabancı dil. Yani bir veya iki yabancı dil. Olmaktan evet. Çıktı değil mi? Mutlaka iki yabancı dil bilmeleri gerekiyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bize zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Geldiniz, sizi buralarda ağırladık, misafir ettik. Hoş geldiniz efendim. Diyorum tekrar. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Daha tekrardan görüşeceğiz. İnşallah.